Merhaba arkadaşlar. Benim Çeyiz Dünyam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Birlikte Yelek Örüyoruz'un 3. bölümünü bugün sizlere göstereceğim. 1. bölümde motif yapımını göstermiştim. ikinci bölümde üst kısmını gitmeyi ve şu bel kısmı aralığını yapmasını yani modelin tamamının file şeklinde olma şeklini göstermiştim sizlere. Ben bu arada bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra ördüm. Size 12 sıra demiştim. Eğer ki 12 sıra örersem benim yediğim boyu 70 cm olacağı için çok büyük olacaktı. Yani boyu çok uzun olacaktı bu sefer. O yüzden ben 10 sıra ördüm. 11. sırada da bel kısmındaki motifleri ekleyeceğim. Eğer 12. sırada ekleseydim bu sefer arka tarafa, ters tarafına denk geleceği için motifleri eklerken hoş durmayacaktı düz tarafına denk gelsin diye 11. sırada ekleyeceğim. Siz de dediğim gibi eğer ki boyunu 70 cm yapacaksanız 10 sıra yapın. 11. sırada ekleyin. Ama eliniz sıkıysa 12 sıra yapın. 13. sırada ekleyin. Çünkü 12 sırada 12. sırada eklenmiyor. Terse geliyor. Şimdi ne yapıyoruz? Ben 3 zincirimi çektim. Eklemek için. Şu bölümün, şu alt bölümün bölümde yaptığım zincirlerin içine bu motifinde zincirlerin içine ekleme yapacağım bu şekilde 3 zincirimi çektim Öncelikle motifimi elime aldım ve buradaki üçlü trabzanın arasındaki 4 zincirin arasına bu şekilde girdim. Modelimizi böyle tutuyoruz. Böyle. şu şekilde böyle ekledim. Sık iğne ile sabitledim. Bu kenar olduğu için 3 zincir çektim. 2 zincir çekiyorum ve Dönüp buradakinin içine girip de çıkıyorum. Aralarda bir zincir çekiyorum. Tığımın başına ip alıyorum. Yandaki dolgunun içine girip 3 de çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum ve hemen yandaki şuna şuradaki zincirin içine giriyorum, sabitliyorum sık iğneyle. Tekrar bir zincir çekiyorum. Tığın başına ip alıyorum. Aynı yere batıp üçte çıkıyoruz. Yani hem e, şurayı örmüş oluyoruz. Hem de eklemiş oluyoruz. Aralarda bir zincir çekip yan tarafa giriyoruz. Sadece şu ortada iki zincir çekmemiz gerekiyorken orada bir zincir çekip bağlıyoruz. Sonra dönüp bir zincir çekip tekrar dönüyoruz. Bu şekilde. Şimdi bir zincir çektik. Tığın başına ip aldım. Yandaki kafesime giriyorum. Bir. 2 üçte çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum ve hemen şu yandaki 4 zincirin arasına girip sabitleyip bir zincir çekip tekrar dönüp aynı yere batıyorum. Bu şekilde ekleme yapıyoruz. Aralarda bir zincir. Kafes içlerinde bir zincir. Ekleme. Bir zincir. Dönüyoruz. İp alıyoruz. Tekrar 3'te çıkıyoruz. Bu şekilde. Yani modeli eklemiş oluyoruz. Aynı buraya battığımız gibi buradaki zincirlerin içine de girerek bu şekilde modelimizi ekliyoruz. Şuraya kadar geleyim. Tekrar bir zincir tığın başına ip alıyorum. Yan tarafa giriyorum. Üçte çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bu zincirin içine giriyorum. Bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Aynı yere üçte çıkıyorum. Arada bir zincir. Yan tarafa giriyorum. 3 zincir 3 dolgu yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu sefer ne yaptık? Su taşına geldik. Onun da arasındaki zincirin içine giriyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığın başına ip alıyorum. Tekrar aynı yere dönüp kafesimizi yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Yandakine giriyorum. 3'te çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum ve yandaki su taşının 3 2 zincir olan bölümüne giriyorum. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Bu şekilde boydan boya eklemelerimizi aynı şekilde yapıyoruz. Hiç atlamıyoruz. Sadece zincirlerin içine birer zincir çekerek batıyoruz. Bir zincir çekiyoruz, dönüyoruz. Tekrar aynı yere giriyoruz. Bir zincir çektim, bıraktım. Evet eklememiz bu şekilde oldu. Yeleğimizin alt kısmı arasında 10 sıra yaptım. 11. sırada ekleme yapıyoruz. Bu bölümü bu şekilde bitiriyoruz. Bittikten sonra ipimizi kırıyoruz. Bu sefer belin üstünden tekrar şu alttaki yaptığımız gibi kafesleri yapıyoruz. Hani buraya batıyoruz sık iğneyle. 5 zincir çekip batıyoruz. 3'te çıkıyoruz. Arada 1 zincir çekiyoruz. Buraya geliyoruz. Burada da aynı şekilde trabzanları yaparak şey 3 kafesleri yaparak şu bölümün aynısını ikinci videoda paylaştım. Aynı burayı nasıl başladıysak devam ettiysek bu üst belin üst kısmını da aynı şekilde yapıyoruz. Koltuk ayarına gelene kadar örüyoruz. Koltuk ayarına geldikten sonra ben tekrar sizlerle sizlerle dördüncü bölüm olarak koltuk ve yaka kesimini paylaşacağım. 5. bölümde de e, omuz dikimini paylaşıp kenar gidimini sizlere göstereceğim ve 5 bölümde bu yeleğimizi bitireceğiz inşallah. Anlamadığınız bir şey olursa yorumlarda bana belirtebilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Bu arada bütün videolarda söylediğim gibi gene söylüyorum. E, no 1 numara tığ kullanıyorum. E, i̇pim Alize Angora Gold kullanıyorum numarası eğer beğendiyseniz bu rengi 599 e, kanalıma abone olup beğeni yapıp yorum yaparsanız e, daha birçok siparişim var. Birçok yeni modellerden sipariş aldım. İnşallah sizlerle birlikte gene böyle birlikte yelek örüyoruz diyerekten beraber öre 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 sizlere de video çekerek e, beraber inşallah sizlere e, video çekip e, paylaşım yapacağım. Sizler de bana destek olup e, beğeni ve abone olursanız ben de elimden geldiği kadar sizlere bilgi vereceğim inşallah. Bu arada benim çeyiz dünyam 8 benim instagram sayfam siparişlerimi oradan alıyorum yaptığım işleri aşama aşama oradan paylaşıyorum. Oradan da bakabilir beni takip edebilirsiniz oradan demlerden sipariş alıyorum. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın.